Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir e, patik çalışması yapacağız patik çalışmamızı alttan başlıyoruz taban kısmımızı ördükten sonra Üst kısmımızı örerek patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimizin buradaki bağcık bağlama kısmına ve arasından geçen kısmımızı en son ördükten sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Şimdi sizlerle birlikte aşama aşama patiğimizi çalışalım. Evet patiğimi çalışmak için ben Dilediğiniz herhangi bir renkteki ipimizi kullanabilirsiniz. Ee, tabii bebeklerimizin ayağına e, uyacak, güzel, sıcacık tutacak e, ipler tercih ederseniz çok daha güzel olur. Ve ipimize uygun tığımızı da tercih edelim ve örmeye başlayalım. 15 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki ile birlikte bakınız. İlkini sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakın hepsini şu şekilde tuttum. Elimi bakın düğüm atmamıştım. Burayı da kullanmak istiyorum çünkü. 1 ve 2. 2 tane zincirimi atlıyorum. 3. zincir yuvasına gelerek bir tane sık iğnemi batıyorum ve burayı 1 diye sayıyorum. 1 ve sayıyorum. 2 ikinci örüyorum 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi ördüm hemen bir sonraki gelene başını bir defa doluyorum tek seferde çekiyorum şuradaki öreceğimiz trabzanlarla mesafe açılmasın Evet şimdi trabzanlarımı örmeye devam ediyorum başlıyorum 1 2 3 4 ve en son bakınız zincirimizi çekerek ilk başlattığımız Evet şöyle görelim 6 tane sık iğnemi ördüm 6 sık iğnemizden sonra bir tane geçiş için bir defa başını doladık ve 5 tane trabzanımız ördük 5. trabzanımızın bulunduğu noktaya 4 tane daha trabzanımızı örüyoruz. 2. trabzanımı ördüm. Yani toplamda burada 5 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız en son trabzanımızın battığımız yere 4 tane daha ilave ettim toplamda 5 tane trabzan sayısına ulaştım şimdi ipimi kenara alıyorum şöyle şuradaki görmüş olduğum bütün trabzanlarımızı birer birer örmeye başlıyoruz tam karşılığına gelerek batıyorum bir bakın tam karşılığına geldim ve batıyorum bu beşi saymıyorum artık hemen yanındakinin tam karşılığına geliyorum 2 3 trabzan olarak örüyoruz ve 4 4 tane trabzanım örüyorum 5. 5 defa örmek için köşemize bırakmıştık karşılıklı 4 trabzanımızı ördükten sonra bir tane geçişimiz için ördüğümüz bölümümüz vardı başını dolayıp tek seferde çektiğimiz bölüm bu bölümden sonra sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz burası aradaki e, ince ayar noktamız bu taraftan gelirken de yukarı doğru çıkarken dengemizi kurmak için yukarıdan yani trabzanlarımızı örüp belli bir yükseklikten aşağıya ineceğimizde yine geçişi yumuşattı sık iğnelerimi örmeye başlıyorum 1 2 karşılıklı örüyoruz karşılıklı ördüğümüz zaman hiç yanılmayız 3 4 5 5 tane ördüm ve hemen 6 deyip şuraya batıyorum 6 tane sık iğnemi ördüm şurada iki tane zincirimi atlamıştım üçüncüye batmıştım şimdi buranın içerisine 5 tane sık iğnemiz örelim şuraya bakınız giriyorum bir kere açtığımız zaman ucunu rahatlıkla gireceksiniz bakın şu kısma 1 giriyorum 2 tekrar 3 tekrar 4 ve son olarak 5 defa sık iğnemi buranın içerisine ördüm hemen yanında ilk sık iğne olarak başladığım yere ise batıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum yani ilmeğimi kaydırıyorum karşılıklı 5 trabzan ve 5 sık iğneyi örüyoruz sık iğne olan kısım topuk kısmı Trabzan olan kısım ise burun kısmı. Şöyle trabzanlarımız burası sık iğnemizde arka taraf olacak bölümler. Evet şimdi sık iğne ve trabzan sırasını yani bu ayrımı bitirdik. Tamamen trabzanlardan oluşan sıralarımızı örerek ilerliyoruz. Bir defa bakınız ilmeğimizi geçirmiştim. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve birer birer sık iğnelerimin üzerine trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bütün hepsini artık aşağıda ne kadar ilmek var ise hepsini trabzan olarak örüyorum. Ta ki şuradaki 5 tane trabzanımın bulunduğu noktaya kadar şuraya gelene kadar birer birer örelim. Evet bakınız 5 tane trabzanın bulunduğu noktaya geldim. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradaki ilk 5'i gördüğüm zaman hemen çift örüyorum. Bütün trabzanları buradaki 5 trabzandan bahsediyorum. Çifter çifter örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. İlk olarak batıyorum. 1. Hemen yanına bir daha örüyorum. 2. Birinci bakın 5'in ilkini ördüm. İkincisini yine çift olarak örüyorum 1 ve 2 3. çiftimi örüyorum 1 ve 2 4. çiftimi örüyorum 1 ve 2 5. trabzanımı örüyorum 1 ve 2 şöyle görelim buradaki 5 tane trabzanımızı 1 2 3 4 5 2 2 2, 2, 2. Toplamda her birini ikişer ikişer örerek artışımızı yaptık burun kısmımız için. Şuradaki görmüş olduğumuz kısımları ise yine birer birer örerek ilerletelim. Her birisine birer tane örüyorum. topuk kısmındaki sıkı iğnenin bulunduğu yani 5 tane sıkı iğne yapmış olduğum yere gelene kadar birer birer örüyorum hiç farklı bir işlem yapmıyorum bakınız her bir sık iğnemin üzerine birer tane batıyorum eğer burada sayı karıştıracak ya da şüphelenecek olursanız hemen durun bakınız hemen durun şurada acaba nereye batacağım diye aklınıza bir çelişki gelirse hiç kalmayalım çelişkide saymaya başlayalım bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane tırabzanımız var ve çiftlere başladık. Çiftimizin hemen diğer yanından saymaya başlayalım. 2 4 6 8 10 12. Şurada da bir tane daha batacağımız için yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Artık çiftlerimizi örmeye başlayabiliriz. Bu şekilde kontrolünüzü yapın. 1 aynı yere batıyorum 2 bakınız 5 tane sık iğnemizi 5 çift trabzan olarak görüyoruz birinci çiftim ördüm ikinci çiftimi örüyorum 3. çiftimi örüyorum bir aynı yere batıyorum şöyle göstermek istiyorum bakınız ikişer ikişer örüyoruz 2 i̇ki, 2 ve 2 tam karşılığında da aynı işlemimizi yapmıştık birinci çift ördüm. ve ikinci çifti, üçüncü çifti ördüm. 4. çiftimi örüyorum. 5. çiftimi örüyorum. 1 2 Tam 5 çift tırabzanımı ördüm. Sayalım tekrar bakın 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir trabzan şuraya batıyorum. Karşılıklı bakınız her iki sayıda dengeli bir şekilde oldu. Şuradaki zincirden sonraki aramıza şöyle batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Başlıyorum 1, 2, 3, 3 zincirimi çektim. Birer birer aradaki trabzanlarımı yine örüyorum. Burun kısmındaki çift olarak ördüğümüz yere kadar arayı örerek geldim ve burun kısmının ilk çiftinin olduğu yerdeyim çiftlerimizi ikiye ayırıyoruz birinci trabzanla iki tane ikinci trabzanla bir çiftlerin ilkini iki ikincisini tek İlkini iki ikincisini tek olarak örüyorum ve toplamda beş tane çiftim oluyor yine başlıyorum bakınız ilk çiftimin bakınız çiftimin ilk trabzan üzerindeyim iki defa örüyorum Yanındaki ikinci bacağını ise bir defa örüyorum. Diğer çiftime geçiyorum. Bakın şu şekilde örüyoruz çift tek. İlk trabzanına 1 ve 2 iki. ikinci trabzanını ise tek örüyorum. Geçiyorum üçüncü grubumuza. İlkini çift olarak örüyorum. İkincisini tek olarak örüyorum. Devam ediyorum. Diğer trabzanımdayım. Çift olarak ilkini örelim. 1 ve 2 Yanındaki trabzanımı tek. Devam ediyorum. Diğer çiftime geçiyorum. İlkini çift. İkinci trabzanımı tek olarak örüyorum ve tamamlıyorum. Bakınız. Şöyle görelim. Birinci çift. İkinci çift. Üçüncü çift dördüncü ve beşinci çiftimizi örerek bitirdim. Her çiftimin arkasından da birer tane de tekim ördüm. Şimdi arayı birer birer örüyorum. Buradaki çiftimize gelene kadar birer trabzan örerek ilerleyelim. Sadece topuk ve burun kısımlarında artışımızı yapmaktayız. Şimdi birer birer ilerlemekteyim. Burada aralarda artış yapmıyoruz. Sadece topuk ve burun kısmı için artışlarımızı uyguluyoruz. Ve devam ediyorum. Çifti görene kadar çiftime iki trabzanım kalmış. 1 ve iki. İlk trabzanımın bakın çiftin ilkini iki defa örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkinciyi bir defa. Bakın şu şekilde ördüm. İkinci çiftime bakıyorum. 1. Aynı yere batıyorum. Çiftimin ilkini çift ördüm. İkinci trabzanını ise tek. 5 trabzanımız bitene kadar çift yanındakini tek görelim. Bakınız ilkini çift tek çift tek. Şimdi çiftimi örüyorum. Bu dördüncü şöyle ilmeğimizi genişletmeyelim. Dördüncü çiftimi başlatıyorum. Bir ve iki. Aynı yere batıyorum. Yanına teki örüyorum. Son çiftimi örmekteyim. Bakın son çiftimize geldik. Şuradan Hemen batıyorum. İkinciyi örüyorum. Diğer bakınız diğer trabzanı ise bir defa da örüyorum. Trabzanımı örüyorum. Şimdi görelim. Burun kısmında 5 trabzanımızı bir çift bir tek olarak ördük. Araları düz olarak örüp tamamladıktan sonra topuk kısmımızdaki çiftlerimizi de birini çift birini tek olarak ördük. Ve arayı şu anda kapamak üzereyiz. Bakınız şöyle görelim trabzanlarımızı. Trabzanımın tığımın başını doluyorum. Ve şu kısma batıyorum. Bir trabzanım ördükten sonra şuradaki zincirime değil bir sonraki trabzanıma şöyle geçişimi yapıyorum. Bakınız geçişimi yaptım. Geçişi yaptıktan sonra en son ördüğüm trabzanın yanından giriyorum. İlmeğimi alarak arkaya geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 arkaya geçirmiştim. 3 tane zinciri çektim. Görmüş olduğumuz bütün trabzanları şimdi e, şu şekilde ardından girerek öreceğiz. Birebir bütün trabzanlarımızı. Şimdi patiğimizin şuradaki görmüş olduğumuz üst kısım çalışmasına geçtik tabanımızı tamamladık tabanımızdan sonraki ilk kısım olan bölümümüzü arkadan girerek alıyoruz ve şu görmüş olduğumuz çıkıntılı bölümümüzü oluşturarak yukarı kısmın ilk sırasını örüyoruz hemen başlatıyorum bakın patiğin düz yönü kendi tarafımızda ardından giriyorum alıyorum tüm başını doluyorum. Ardından giriyorum ve örüyorum. İkili trabzan. ardından giriyorum. Etrafın diğer yanından çıkıyorum ve 1 2. Burada hiç artma ya da eksilme yapmıyoruz. Sadece bu işlemimizi başlangıç yerimize kadar ilerletiyoruz. Bu şekilde bakınız şöyle kenarında da güzel bir çıkıntı olmakta ve üst sıranın ilkini de bu şekilde e, tamamlayacağız. Şimdi sıramızı bitirelim ve görüşelim. Alt sıramızı tamamladım. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim bakın. Evet şimdi sık iğnelerimizi ördükten sonraki trabzan bölümümüzü ayırmak için e, altına tutuyoruz. Bakınız şu arttaki merkeze tığımızı tuttuğumuz zaman 7 tane sağ tarafa 7 tane sol tarafa trabzanımızı ayırmamız gerekmekte şurada 14 tane trabzan sayısı var kenarlarımızı ise sık iğne olarak öreceğiz şimdi tutuyorum ayracımı bıraktıktan sonra bakınız bu geniş kısma yapıyoruz tam ortaya şöyle bakınız şuradan tam ortaya tutuyorum ve tığımın kenarından saymaya başlıyorum 1 tığımın bulunduğu noktayı 1 diyorum 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımı saydım ve hemen işaretimi takıyorum. İşaretimi taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakınız 7 şurası. Burayı yine 1 diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda isterseniz 14 tane trabzanımızı bu şekilde ayırabilirsiniz. Şöyle ayıralım sayalım. Bakınız bir uçtan diğer uca kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bir tane eksiğim vardı. Hemen ilerlettim. Şöyle 14 tane burnumuz için trabzanımızı ayıralım. Şimdi sık iğne ile örmeye başlıyorum. Birinci son trabzanımı örelim. Açıldığı için geçişimi yapıyorum üzerine batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum ve işaretimi taktığım yere kadar sık iğne örerek ilerliyorum sık iğnelerimizi örerek geldim ve işaretimin bulunduğu trabzanımın üzerindeyim bir işaretimden diğer işaretime kadar tam 14 tane trabzanımı örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımı örüyorum bakın sık iğneden ikili trabzana geçtik 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tam 14 tane trabzanımızı ördüm sonrasında sık iğne olarak örmeye başlıyorum hemen 14. trabzanımdan sonra gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum bakınız başını dolamıyorum sık iğnelerimizi yapıyoruz trabzan üzerine birer birer bu şekilde örerek ilerleyelim. Sık iğnemizin bulunduğu noktaya kadar geldim. Şimdi tam sık iğnemin tepesine şu şekilde batıyorum. Bakın başlangıç yerimize gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine bakınız. Aynı yere bu taraf yeniden sık iğnemi örmeye başlıyorum. Sık iğnelerimizde bu ikinci sıramız. Trabzanlarımızın bulunduğu noktaya doğru ilerleyelim. Son sık iğneye kadar örelim. Sonuncu sık iğnemizi örmeden bekleyelim hemen. Bakın son sık iğnemiz ve yanındaki trabzanımızı örmeden bir sonraki trabzanımıza geçelim. Bir sık iğne örmüyorum, bir trabzan örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemi ve trabzanımı atladıktan sonra ikinci trabzan üzerine gelerek başlıyorum örmeye. Ve aradaki trabzanlarımı ikili olarak birer birer örüyorum. İkili trabzan şekliyle. son trabzanımızı örmeyelim. Son trabzanımı gördüm bakınız ve yanındaki sık iğnemiz her ikisini atlıyorum diğer sık iğnemin üzerine batıyorum bakınız bir trabzanımı bir sık iğnemi atlıyorum diğer sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum sağ tarafta hem başlangıçta hem bitişte bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne örmeden sık iğnelerimizin olduğu tarafa geçtik burada ise trabzanlarımızın olduğu tarafımıza geçmiştik. Şimdi sık iğnelerimizi örerek tamamen dolaşalım ve diğer sıramızın burun kısmımızın yanında görüşelim. Yeni sık iğne sıramıza geçtim ve ilerledim. Bakınız, burun kısmına doğru geldim. Burun kısmında bir tane sık iğne, bir tane trabzanımızı yeniden atlayarak daralma işlemini yapıyoruz. Şimdi en sondan bir önceki sık iğnem örüyorum son sık iğnem örmüyorum bir tane trabzanım örmüyorum ikinci trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak gelip batıyorum bakınız bir tane sık iğne ve bir trabzanımızı atladım ikinci trabzan üzerine gelerek batıyorum ve burayı örüyorum aradaki trabzanlarımı ilerletiyorum bir tane kalana kadar trabzanlarımızı örelim. Bir trabzanım kaldı. Şöyle göreceğiz. Bir trabzanımızla birlikte bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemi direkt batıyorum. Bakınız. Bir tane trabzan bir sık iğne atladım. Yandaki sık iğnemi geçiyorum ve şöyle görelim. Bakınız gayet güzel. Patiğimizin morun kısmı oluşmaya iyice başladı. Şimdi sık iğnemizin ilkini yaptım. Diğerlerini devam ediyorum. Sona doğru ilerleyelim. Evet sık iğnemizin başlangıç yerine gelince bakınız batışımızı yaparak burayı geçişimi yaptım ve şöyle aldım ilmeğimi bir zincirimi de çektikten sonra ipimi kesiyorum. Kırmızı ipime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve hemen başlıyorum. Burun kısmının yanındaki ilk sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Bakınız yandaki ilk sık iğneye dıştan batıyorum. 1, 2 ve 3. İpimi şöyle alıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Diğer burun kısmının olduğu noktaya gelene kadar bütün sık iğnelerimizin üzerine birer tane trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Kırmızı rengimizi trabzanımızın yanındaki ilk sık iğneden başlayarak bütün etrafını dolaşarak geldim ve son sık iğneyi ördükten sonra bitirdim. Evet şimdi bağcığımızı çalışmaya başlayalım. Hem bağcığımız hem de son sıramız olan yeşildeyiz. Ayakkabı bağcıklarımızın bir tanesi bir dışa diğerisi de diğer yöne sağa ve sola gelmesi gerekmekte. Bunun için bakın şu şekilde çalışıyoruz. İlk önce zincirimi çekerek geldim. İç taraftan ördüm. Bakınız iç taraftan ördüm. Bu yöndeki ayağımı örmüş oldum. Şimdi buradaki ayağım için ise dış taraftan örüyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Özellikle bütün patiklerimizde uyguladığımız kuraldır. Bir tanesini dışından örerken bir tanesini iç kısmından örerek ilerliyoruz. Hemen başlayalım. İlk trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 ve 25 tane zincirimizi çektikten sonra 1, 2, 3 ve 4, 4. zincirin üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Şurada görmüş olduğumuz gibi düğmemizin geçeceği iliğimizi çalışmak için iki trabzandan sonra bir tane ilik açıyoruz. İliğimiz için bir zincir çekmemiz yeterli. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum, Bir tane atlıyorum. Diğer zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum ve şöyle iliğimizi görmekteyiz. Ve birer birer bütün trabzanlarımızı örerek zincirimizi bağladığımız yere kadar gelelim. Trabzanlarımızı zincirimizin üzerine örerek geldim. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane örüyorum. Ve yanındaki diğer trabzanlarımın üzerine batarak sırası ile örüyorum. İpimizi de gizledik. Kırmızımız bitene kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız. Son trabzanımıza kadar örerek geldim bakınız. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve yeşil ipimi buradan kesiyorum. Şimdi kırmızı olan burun kısmının üzerindeki e, bağcığımızın içinden geçtiği bölümümüzü örmek için gelelim. Önce alttaki trabzanlarımızı örelim. Eksilerek yukarıya doğru devam edelim. İlk trabzanımdan başlıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. Battığımda birlikte 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımı bir defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımı bir defa örüyorum. Her ikisini aynı anda kapatarak burada bir tane eksilme yapıyorum. 3, 4 Bakınız. Şu şekilde arayı örüyorum. Diğer uca doğru bu şekilde ilerleyelim. Bir taraftan da ipimizi gizleyelim. Örerek geldim. Son iki tane trabzanın olduğu noktadayım. Bir defa örüyorum. Tığımda bekletiyorum. Son trabzanımızı yine bir defa alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum. Bir, iki ve üç tane zincirimi çekip arkayı çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tığımın başını doluyorum. Bir. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir de buradan kesme işlemini yaptım. Arayı örüyorum. Son iki kalana kadar ilerliyorum. Bakınız, kesmiş olduğum trabzanlarımızın bulunduğu nokta. Bir defa alıyorum ve en sondaki trabzanımızı tüm olarak örmüştük. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kesme işlemimi tamamlıyorum bundan sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm en son şuradaki trabzanımın üzerine de batıyorum sonda ve toplamda 2 4 6 tane tırabzanımızı 1 2 çeviriyorum ve örüyorum. Kesme işlemi yapmıyoruz. 6 olarak tamamlıyoruz. 2 tane zincir çektim. Tekrar çevirdim. Toplamda 1 2 3 4 5 6 sıramızı ördüm. İpimi kopardım. 3 o 3 ayırıyorum şu şekilde. Tam aşağı kısma şu şekilde güzelce dikiyorum. İpimizi biraz uzun kopardığımız zaman dikme işlemimizi gayet kolay bir şekilde yapabiliriz. Bir tane de düğmemi diktikten sonra bu kısmımızı dikiş olarak ayarladık ve aradan düzgün bir şekilde hemen geçiriyorum. Düğmemizi ilikliyoruz. Bu şekilde patiğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet bakınız şimdi kalıbımızı giydirelim. Bakınız gayet güzel ee, minikleri hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için uygun renklerde çok güzel bir çalışma. Diğerine de bakalım. Evet her iki ayağımızda da şu şekilde görmekteyiz. Bakınız ikisinin de dış tarafında Düğmelerimiz ve patik çalışmamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir ve hoşunuza gitmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, afiyet ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.